Hocam ben bu konuya gireceğim ama bu gümrük dosyamızın 3. bölümünü bugün yayınladık. 3. bölümünde çok önemli bir gelişme var. Çok altını çizerek belirttik. Sayın eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı ve Kaçakçılık Emniyet Kaçakçılık Daire Başkanlığı da yapan Sayın Hanife Avcı, 4 Yıldızlı Emniyet Müdürü, o da katıldı ve dosyamıza ilişkin görüşlerini bizimle paylaştı. O da belirtiyor, istihbarat örgütleri arasında, devlet kurumları arasında karşılıklı olarak görüş alışverişleri, karşılıklı irtibatlar olur. Bu sınırların nasıl geçilip geçilmediğini bileceğimiz tek yer, ulusal çıkarların burada zedelenip zedelenmediği, yasal sınırların aşılıp aşılmadığı, gizli ticari ya da askeri ya da siyasal bilgilerin verilip verilmediğidir. Şimdi, varlık barışı kapsamında yurda giren paraların bilgilerinin İngilizlere verilmesi konusunda iki ülke arasında bir protokol, resmi bir anlaşma yapıldı mı, yapılmadı mı? Birinci soru bu. Sayın Ömer Bolat'tan, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı'ndan bunu soruyorum. Böyle bir anlaşma var mı yok mu? Türkiye'ye giren kara para veya Türkiye'ye giren varlık barışı, kara para demeyelim hadi. Varlık barışı çerçevesinde nakit beyan formlarıyla Türkiye'ye giren paranın bilgisinin İngiltere ile paylaşılıp paylaşılmamasına dair resmi bir anlaşma var mı yok mu? Kritik soru bu. Çünkü Gümrük Genel Müdürlüğü'nün, Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün, ikisi ayrı örgütlenmelerdir değerli seyirciler. Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü, bandımızda da biraz göreceksiniz. Bizim VTR'nin en başına gelin arkadaşlar, DSF'nin en başına gelin. Tıpkı bir emniyet birimi gibi, bir emniyet birimi gibi operasyon yapıyorlar. Yani silahlı bir kolluk gücüdür Gümrük Muhafaza Müdürlüğü. Ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri silahlıdır. Gözaltına alma, nezarette bulundurma, gözaltında bulundurma, silahlı operasyon yapma gibi, hatta silah kullanmak gibi, gümrük alanlarında silah kullanmak gibi yetkilere sahiptir. Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ya da Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi şeye sahiptir, yetkilere sahiptir. Bakın, şu anda operasyona giden bir gümrükler muhafaza ve kaçakçılık biriminin şeyini görüyorsunuz, operasyonunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu birimlerin İngiltere ile, İngiliz Büyükelçiliği ile, İngiliz İçişleri Bakanlığı ile mesela ne ilişkisi olabilir? Bir, iki ülkenin birimleri arasında Sayın Hanife Avcı'nın dediği gibi görüş alışverişine dair standart ve rutin bir ilişki ve görüşme yapılabilir. İki, bu sınırlar aşılır ve casusluk faaliyeti denilebilecek gizli ticari bilgiler, siyasi bilgiler İngiltere'ye aktarılır. İngiltere sömürgeci geleneği olan, hafızası güçlü, arşivi son derece özenle hazırlanmış, 10 yıllık, 20 yıllık, 50 yıllık planlar yapan bir devlet geleneğine sahip ülkedir. Bu yüzden bütün yeni çağ boyunca dünyanın egemen gücü oldular. İkinci Dünya Savaşı'na kadar da bu güçlerini korudular. Şimdi bu ülkenin Türkiye'de Ahad Miah diye bir Bengaldeş kökenli Müslüman olduğu anlaşılan bir İçişleri Bakanlığı üst düzey görevlisiyle bizim gümrükçülerin nasıl bir ilişkisinin olduğunu birisinin, Sayın Bakan'ın açıklaması gerekiyor. Buradan çağrı yapıyorum. Sayın Bakan'ın ve bakan yardımcılarının. Kendilerine bu bilgi ulaştığı halde herhangi bir işlem yapıp yapılmadığını da bize açıklamaları gerekiyor. Bize tam tersi bilgileri geliyor. Çünkü bu ihbarı yapan yurtsever memurların sürüldüğüne dair iddialar var. Böyle midir, değil midir bilmiyoruz. Sayın Bakan, ki iddialar önemli, Sayın Bakan bunu açıklamalıdır. Sayın Bakan seçim çalışmalarından başını kaldırıp AKP adaylarını destekleme toplantılarına katılmayı bir yana bırakıp asli görevine dönmeli ve bu işe bakmalıdır. Bakın, belgeleri yayınlıyoruz. Ekrana getirdik. Ahad Miah diyor ki çok yatırım yaptık. Birleşik Krallığın bu konuda yüksek çıkarları var. Bu kadar görüşme, bu kadar mesai harcadık ve bu konuya büyük yatırım yaptık diyor. Birdenbire bu görüşmelerin kesilmesi olmaz, doğru değil. Bu nedenle bir protokol oluşturmaya çalışıyorlar. Yani bu sınırlar aşılmış ki yeni görüşmelerin, yakın görüşme ve işbirliğinin, aktarılan bilgilerin
bir meşruiyet kazanması için bir protokol oluşturulmaya çalışılıyor ama bu girişim bakan yardımcısından dönüyor. Kabul edilmiyor. Bunun üzerine bir panik başlıyor, ilişkiler yavaşlıyor ve bu mail yazılıyor. Mail açık, tarihi belli, kime gönderildiği belli. Yeni daha bunlar değerli seyirciler. Tarih olarak belirtelim. Son birkaç aylık bir olaydan söz ediyoruz. Yani geçen bakan döneminde başlayan, yeni bakan Ömer Bolat döneminde devam eden bir ilişkiden söz ediyoruz. Sayın Bakan Ömer Bolat, yanlış bilmiyorsam, hatırlamıyorsam, notlarımda öyle çünkü, geçen yıl yani 2023 Haziran ayından beri görevde. Yaklaşık 10 aydır bu görevi yapıyor. Dolayısıyla son bir yıl içinde yaşanan olaylardan söz ediyoruz. Bakın burada belgeler var. Büyük çaba sarf ettik, büyük mesai harcadık, büyük para, büyük yatırım yaptık. Birleşik Krallık'ın, bakın United Kingdom, UK'in yüksek çıkarları var diyor bunlar. Bu ilişkinin sürdürülmesinden. O yüzden biz size yatırım da yaptık, kendinize gelin. Biz bu ilişkiyi sürdürmemiz gerekiyor diye bir uyarı maili yazıyor. Şimdi bu mail elimizde bizim. Mailin tarihi, gelişi, gidişi, kimlere yazıldığı belli. Bu konuda Sayın Bakanlık yetkilileri, bakanlık kurumsal olarak ve bakanlığın sayın yetkilileri bir açıklama yapmak durumundadır. Ne olup ne bittiğini kamuoyuna bildirmekle yükümlüdürler. Evet, Türkiye'nin gizli ticari bilgileri, Türkiye'ye giren para, yani varlık barışı çerçevesinde giren para miktarı İngiltere'ye bildirildi mi, bildirilmedi mi? Bildirildi, bildirilmedi mi? Bildirildiyse bunun yasal bir dayanağı var mı, yok mu? Bu görevliler kimler? Bu görevliler İngiltere'ye niye gittiler? Sık sık geziye. Ve bu görüşmelerin kapsamı, çerçevesi nedir?